Açılar aynı olduğu için yani 90-90 olduğu için DE de AD'ye eşit olduğundan dolayı bu bir deltoittir arkadaşlar. Ve böylece bakın lazım olursa söyleyeyim açı ortay burası da açı ortaydır. Çünkü hipotenüsler aynı. O zaman deltoid olduğunu anladıktan sonra artık x'e direkt 3 diyebiliriz. A şıkkı. Senin köşegenleri birbirine eşittir arkadaşlar. Dikdörtgen eşittir. Bir de ikiz kenar yamuğuna eşittir paralel kenar ve eşkenar dörtgenin eşit değildir. Çünkü bir açısı geniş açıdır, bir açısı dar açıdır. Dolayısıyla geniş açının karşısındaki köşegen darın karşısındaki köşegenden daha büyüktür arkadaşlar. İkiz kenar yamukta da evet kesinlikle bu iki doğru birbirinin aynısı eş açılardan dolayı. Bakın alfa beta tetadır. Burası da teta alfa betadır. Bu yüzden de köşegenleri eşit olur. Yani toplam 3 tanesi C şıkkı. Deltoid'de köşegenler dik kesişiyor arkadaşlar. Bu yüzden 52'den 16 çıkarsa 36. Burası 6 oldu. 6, 8, 10 üçgeninden EC 8 geldi. Köşegenlerden biri 12. Diğeri de arkadaşlar 12 oldu ve 12 çarpı 12 bölü 2'den 72 d E şıkkı. Arkadaşlar bir kere G ve G'nin üssü üst üste gelir hatta doğrusaldır B ve D ile birleşince çünkü ikisi de ikiz kenar üçgen, ağırlık merkezinden geçen doğru aynı zamanda kenar ortay. Haliyle e, AC'yi 24 vermiş, 12, 12, 5-12-13 üçgeni olacak. Buraya AD, buraya 2AD, buraya BD, buraya da 2BD. Soru da e, biz şöyle bakın, 3AN'ın 5 olduğunu gördük. 3B'nin de 12, 16, 23 geninden dolayı 16 olduğunu gördük. 3A artı 3B 21 oldu. Soru bizden A artı B'yi istiyor. 7D şıkkı. Çekeli açı ortaya olan dörtgenler eşkenar dörtgen ve kare arkadaşlar. Dik dörtgenin tabii ki olmaz o zaman kare olur. Paralel kenarında olursa eşkenar dörtgen olur. İkiz kenar yamuğun zaten öyle bir durumu yok. İki tanesi D şıkkı. Burada arkadaşlar aslında Pisagor yapacağız. Bakın şunlar birbirine eşit böyle, Deltoid olacak. Bunlar yine birbirine eşit böyle gördüğünüz gibi. Şunu da birleştireceğiz. X diyelim şu uzunluğa. Buraya 6 eksi x diyeceğim. Y y. Şimdi buna göre normal Pisagor yaparsak, AB 5, BC de 7 ya. 25 eksi x kare y kareye eşit. 49 eksi 6 eksi x'in karesinde hemen kenarda yazayım bakın bu şekilde. O zaman eksi yaparsak eksi 36 artı 12 x eksi x kare. Eksi x kare gitti. 49 eksi 36 13 oldu. 25'ten 13 çıkarsa 12 eşittir. 12 x'ten x 1 oldu arkadaşlar. x 1 olunca bir daha Pisagor'da yerine yazarsak 25'ten 1 çıktı 24. 2 kök 6 İki kök altı, dört kök altı A şıkkı. Şimdi deltoid'in köşegenleri dik kesişir arkadaşlar. Böylece bakın A, C ile B, dik kesişecek. Bir de sonuç itibariyle burası ikizkenar üçgen 45, 45, 90. Hatta dik üçgen olduğu için, ikizkenar üçgen olduğu için aynı zamanda buralarda 45, 45 olur. 8, 8, 8, 8. geriye kaldı. 15, 8, 15, 17, B şıkkı. C'nin bir köşegen olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda bir açı ortayı olduğunu da görmeliyiz. Bu yüzden açı ortayın temel özelliği 3A 4A yazarsak verdiği oranlardan dolayı E, CD C, oranı X'in 12 oranına eşit. X bu yüzden 9 A şıkkı. Deltoid'in köşegenleri dik kesişiyor arkadaşlar. Bu yüzden bence AC'yi çekmeliyiz. BAE 90 dereceyi de kullanabiliriz belki böylece. 3 kök 5 6 şurası BE Pisagor'dan 45 artı 36 81 olacak. Yani BE 9 olur. Alanı bulmak için AC köşegenine ihtiyacım var. Yani AH yüksekliğine ihtiyacım var. Onu da arkadaşlar nasıl bulacağız? 3 kök 5 çarpı 6 bölü 2 eşittir. 9 çarpı H bölü 2 buraya H dersek. Buradan da e, 6 ile 2 sadeleşecek. 3, 9'lar sadeleşti. Kök 5 eşittir, H oldu. Bize 2H lazım yani AC. Buradan 2 kök 5. Taban, e, köşegen pardon, 11 oldu. 9 artı 2. Diğer köşegen 2 kök 5. Bölü 2, 11 kök 5. Şurada şu hatayı yapmışım pardon. Şu üçler gitti arkadaşlar. Bu 2'yi almamışım. O yüzden 2 kök 5 olacak. 2H, 4 kök 5 olacak. Onu düzeltiyorum pardon. Böylece 22 kök 5 olur. B şıkkı. Ağırlık merkezi verildiği için şöyle birleştirsek arkadaşlar. Bakın B'den çıkan bu kenar ortayı birleştirsek. 2A'ya A. Yine aynı şekilde tam orta noktadan geçeceği için doğrusal bir şekilde bu AP ile e, nerenin ağırlık merkeziydi? Bu ABC'nin. Dolayısıyla AP ile PC eşit olduğu için evet burası da böyle B'ye 2B diyebiliriz. Bundan sonra artık ne olacak o zaman? EF paralel olacak BD'ye ve 1'e 3 oran arkadaşlar 4'ten de 12 oldu. AC'nin zaten 15 olduğunu biliyoruz. Köşegenlerin çarpımının yarısı 90 birim kare B şıkkı. Köşegenin hangi özelliğini kullanabiliriz burada? Bakın köşegenden yararlanarak köşegenin bir açı ortaya olmasını kullanabiliriz. Çünkü şöyle bir BD Dış açı ortayı oldu. Nerenin dış açısı? CDA, CDE açısının dış açısı ve CDE'nin dış açı ortayı da DB. Dolayısıyla 18'in 30 oranı sadeleştirirsek 3 bölü 5. Neye eşit arkadaşlar? X bölü 10. X de buradan 6 gelmiş oldu. E şıkkı. Dış açı ortayı neydi? Ee, şu F noktasına olan uzaklık, yani kollardan birinin bittiği yere olan uzaklık, sonra kollardan diğerinin bittiği yere kadar olan uzaklık ve kolların oranıydı. 11, 11, 7, 7 verilmiş, yani deltoidi vermiş arkadaşlar. AC'yi de 12 vermiş. Şimdi AC'yi 12 verdikten sonra bir de F orta nokta, E orta nokta, L orta nokta arkadaşlar. E, AF ile FL eşit AA diyelim. OK ile K orta noktaymış. Buna da böyle BB diyelim. Şimdi benim ihtiyacım olan şu aslında. Şöyle E orta nokta olduğu için şuraya H diyelim. Bu üçgenin alanını bulursam EFK'nın aynı şekilde e, burada da aynı durum olacak bakın. Buraya da arkadaşlar yine H derim çünkü ikisi de BO ve OD'nin yarısı olacak. BO da OD'ye eşit olduğuna göre o zaman buraya da diyebilirim. Yani yine buranın alanında e, e, diğeri de FK'nin alanında EFK'nin alanına eşit olacak. O zaman birini bulayım. 2'yi de çarpayım. Peki yüksekliği nasıl bulacağız? A artı B'yi nasıl bulacağız? Zaten 2A artı 2B AC olduğu için 12. A artı B 6 bu kenarda dursun. Bir de deltoid'de şöyle yaptığımız zaman buraya X dersek buraya 12 eksi X. 11,7. Şurası da h'tı bakın. h kare 121 eksi 144 eksi x kare artı 24 x eşittir. 49 eksi x kare. x kareler gitti. 121 eksi 49 72 eşittir. 24 x. x arkadaşlar 3 olmuş oldu. x 3 olduğu için hemen 49'dan da 9'u çıkarırsam h da buradan 40 yani 2 kök 10 oldu. Bir Pisagor daha yaptım. O zaman bakın Pisagor'dan BO'yu 2 kök 10 buldum. Orta tabandan dolayı çünkü E orta nokta demişti ya. Şöyle dik indirince orta tabandan da yükseklik kök 10 geldi. Artık burada FOA buraya da B demiştik. 2 artı 2B 12 olduğundan A artı B de 6 olmuştu. 6 çarpı kök 10 2'ye bölüp bir daha 2 ile çarpacağız. E, F, K, L'yi bulmak için cevap 6 kökon C şıkkı.